Ne salak şey ya Rabbim ya. Günaydın Tahir Bey. Günaydın Sanem. Ben de iş aramaya çıkıyordum. Sen nasıl bir iş bakıyorsun bakayım söyle bana. Benim az buçuk çevrem vardı burada ha. Vallahi garsonluk, kasiyerlik böyle bir şey işte. Ben gideyim görüşeyim, olmadı sizden yardım isterim. Sakın çekinme söyle. Ben gidiyorum. İstersen seni bırakayım gideceğin yere ha. Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Olur mu öyle şey? Buyur. Gönderemedim Safiye siparişini. Niyazi daha uyanmadı. Dükkanda tek başımayım. Gelsin hemen göndereceğim. Ha dur Safiye. Mahallenin veletlerinden birini yollarım ben. Ama bu Niyaz da iyice saldı kendini. Öf. Selamünaleyküm Numan. Aa muhtar. Şurada dursana iki dakika. Ben siparişleri götüreyim geleyim hemen. Niyazi nerede? Nerede olacak? Uyuyor. Sahurda yerin deli gibi yedi. Öğlene uyanır ancak. Nereye götürüyorsun siparişleri Numan? Köşke. Bıraksan ben götürürüm. Sen bırakma dükkanını. Sen yürüme köşke kadar muhtar. Ben götürürüm. O tarafa gidiyorum zaten. Ver şunları yahu. Ya şu. Ha işte Fırat. Gel bakayım gel. Al şunları köşke götür. Hadi. Tamam Numan amca. Hadi gel. Şurada oturalım biraz gel. Hadi bakalım. Oh Handan, iyi ki uyandırdım valla. Sen olmasan var ya, bir bu kadar daha uyurdum ben. Uyurdum valla. Numan amca söyledi zaten. Git şunu uyandır, telefonları duymuyor diye. Telefonda mı etmiş? Eyvah, yandım. Çok sinirlidir şimdi. Aa Niyazi, koskoca adam oldun. Bu kadar ezilme babanın önünde canım. Hadi yürü. Olur mu canım öyle şey? Hadi, hadi. Neredesin Niyazi? Saat kaç? Özür dilerim baba ya. Sahurda kavurmalı yumurta yedim ya. Ağırlık yaptı, kalkamadım. Kalkamazsın tabii. Sen de herkes gibi peynir ekmek yesene. Oğlundan çırak yaparsan böyle olur işte. Kovamıyorsun da. Ya baba niye bağırıyorsun? Özür diledim ya. Bana bak Niyazi. Zaten sinirlerim tepemde. Al şunları Şükran abartmadan götür. Hadi. Tamam baba ya. Hadi. İyi günler Numan amca. Sen sattın ha. Bak Niyazi. Ne zaman daha beri söyleyeceğim tutuyorum kendimi. Ya yine ne oldu andan? Demin dükkanda görmedin mi ne olduğunu? Kaç yaşına geldin hala babanın eline bakıyorsun. Onun yanında çıraklık yapıyorsun. Ne yapayım benim mühendislik diplomam yok ki. Ayrıca o benim babam. Ay, ya sen şimdi şu servisi yap ondan sonra seninle sahilde buluşalım. Buluşalım? Ama biliyorsun en son akıl verdiğinde kılık kıyafetimi değiştirdin. Başıma gelmeyen kalmadı. Başka bir fikirliğin yok değil mi? Öf Niyazi öf. Gelirsen anlarsın. Hadi ben şimdi gidiyorum. Gelelim bakalım. Merak ediyorum. Acaba Hamdan kahramanımızın başına ne çoraplar örecek? Ya Handan nereden çıktı bu iş şimdi? Babam bekliyor. Gitmem lazım Handan. İki dakika otur. Ya sen ne kadar tembel adamsın Niyazi. Aslında aklını kullansan yapabileceğin bir sürü iş var. Ben bakkallıktan başka bir iş bilmem ki. Zaten ben bakkallık da bilmem. Bakkal çırayım ben Handan. Her işin ustası çıraklıktan yetişir ama. Yani? Yani madem en iyi yapabildiğin iş bu, sen de bakkal aç. Allah. Ya benim o kadar param yok ki. Zaten bizim bakkalımız var biliyorsun. O bakkal senin değil Numan amcanın bir kere. Ama istersen... Senin paranla benim paramı birleştirelim. Hani şu arsadan payıma düşen para var ya, ben sana onu vereyim, ortak bakkal dükkanı açalım. Ha? Bilmiyorum ki. Yani babam ne der? Ne diyecek? Gurur duyar. Hem bir işin ucundan tuttuğunu görür. Eyvah! Oo, babam arıyor. Baba! Neredesin Niyazi? Geliyorum, geliyorum. Gelin, şimdi geliyorum baba. Tamam ya. Handan, benim gitmem lazım. Bunu bir düşüneyip sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam, hadi tamam. Görüşürüz. Güle güle. Hadi. Sanem, senin nasıl geçti günün? İş bulabildin mi? Hiç konuşamadık iftardan beri. Yok, bulamadım. İstanbul'da yaşamak çok zor. Galiba dönmem gerekecek. Sen takma kafana. Senin niyetin kalmaksa yavrum, biz elimizden geleni yaparız. Sen yarın da hele bir bak bakalım da. Olmazsa ben gidişimi ertele sana yardımcı olurum.
Çok teşekkür ederim. Şimdi onu da ödeyecek, öyle kalacaksınız. Ne kaş göz edip duruyorsunuz aranızda? Şey, Numan amca aslında yok, biz... Yok, 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 bir şey baba, yok. Çay, su... Yakında çıkar kokusu.